bugün de bizi birbirimize buluşturan Cenab-ı Hakk'a namütenahi şükürler olsun. Umarız istifade etme şansını yakalarız. Çünkü hakikaten anlar azalıyor. Fevkalade kadri kıymetini bilmemiz lazım. Güzel Ramazan'ın bak kaçıncı günü oldu. Geldi geliyor derken öyle mi Ramazan edeceğiz, böyle mi Ramazan edeceğiz derken geldi gidiyor. Hayat da böyle geliyor gidiyor. Onun için her şeyin kıymetini bilip değerlendirmek lazım. Hakikaten büyüklerimizin söylediği gibi mala yani ile vakit geçirmenin hiç anlamı yok. Ufak gönül ferahlatıcı şeyler vardır. Ya Hümeyra ferahlat bizi dediği gibi Efendimizin ama daha çok zamanı ya Bilal bizi ruhlandır tarafına ayırmamız lazım. Büyük bir fırsat olarak Cenab-ı Şah-ı Velayet Ali Keremallahu Veçhe radıyallahu anh Efendimizin bugün affedici ol başlıklı bölümüyle başlamak istiyoruz. Cenab-ı Hak okuduğumuzu anlamak, anladığımızı tam idrak etmek, idrakimizi fiile dönüştürmek ve fiilimizde ihlaslı olmayı nasıl bir müyesser kılsın inşallah. Kendin hakkında Allah-u Teala'nın affını nasıl istersen sen de yönetimin altındaki hata işleyen insanları kolayca affet. Suçlarını bağışla. Çünkü sen onların üstünde idareci bulunuyorsun. Geçen günkü sohbetimizde de söylediğimiz gibi idareci vasfı ile devletin başında olmayı icap ettirmez. Bir dükkanın başında bile yanında kalfa çırak çalışıyor ise efendim bir okulda öğretmensen, bir vakıfta başkansan, hakikaten bir genel müdürsen ve. Çünkü biz her halükarda yaptığımız hatanın Cenab-ı Hak tarafından bağışlanmasını istiyoruz ve isteriz. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna suçsuz olarak çıkmayı arzu ederiz. Kim ister günahkar olarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmayı, o kabre girmeyi, o yalnız başınalığı? Fakat ne kadar güzel huyumuz, ne kadar güzel fiilimiz varsa o derecede efendim Cenab-ı Hak lütfundan, kereminden bizim aydınlatır her şeyimizi, yolumuzu ve mekanımızı. Biz böyle arzu içerisindeysek herkesin de aynı şekilde böyle bir arzu içerisinde olduğunu düşünerek daha kolay affedici olmakta fayda var diyor Cenab-ı Ali Kerem Allah'a ölçe. Bir de elinde imkan olduğu halde, elinde bir yaptırım gücü olduğu halde onu cezalandırmak için değil de affetmek için kullanan hak indinde çok daha makbul olduğu hep büyüklerimiz tarafından söylenmiştir, duymuşuzdur. Allah bir kere affettiği bir şeyi ahirette yeniden söz konusu yüce ve dünyada iken cezalandırdığı bir karşı ahirette tekrar azap etmeyecek kadar da kerimdir. Bundan daha güzel müjdeler olur mu? Günahkar olan bir insan için, yaratılışından cahil ve zalim olan bir insan için, insan nesli için bundan daha bu Cenab-ı Ali Kerim Allah-u Veçen'in sözü, kibari kelamı. Aynı şekilde biliyorsunuz hadis-i şerif var. Hata edersiniz, dönersiniz, yapmazsınız bir daha Allah yapmamış gibi muamelere. Ve aynı şekilde bugün bir ayet gördüm. Aynı manayı söylüyor. Siz tövbe ettikten sonra biz sizi bir daha cezalandıracak değiliz diyor. Aman ya Rabbel Alemin, aman ya Rabbel Alemin. Bunlardan daha büyük
Onun için hemen anında şu tövbeyi nasuha edelim ne olursunuz. Ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin. Bizi sen yarattın. Biz senin kulunuz. Günahkarız. Her ne kadar sana verdiğimiz sözü dünyada yerine getirmeye çalışsak da tadad edilmeyecek kadar hatamız var, günahımız var, isyanımız var. Ya Rabbi sen affedilsin. Affetmeyi seversin. Bizi de affeyle. Yaptığımız bütün hatalardan, bütün suçlardan, bütün günahlardan geri döndük. Onların hata olduğunu anladık. Sana isyan olduğunu anladık. Nefsimize zulüm olduğunu anladık. Lütfettin, anlattın. Yoksa bize nerede onu anlayacak güç? Senin lütfunla anlattın. Ya Rabbel Alemin, bir dahi aynı hataları yapmamaya azmi cehd ediyoruz. Lütfen sen bunu da bizi muvaffak kıl. Kitabında aynı şekilde siz tövbe edersiniz, biz sizi azap edecek değiliz. Sabitleriniz tövbenizde. Habibi Edib'in buradan ilhamla hadisinde söylüyor. Allah sizi yapmamış addeder eğer bir daha aynı hataya dönmezsiniz. İşte velilerin şahı yapmış olduğun, lütfetmiş olduğun Cenab-ı Ali Kerramallahu Veçhe'de aynısını söylüyor. Dünyada eğer siz af dilersiniz, Allah size bir daha ceza vermez. Dünyada verdiği cezayı bir daha ahirette vermez. Bunlar ne kadar ferahlatıcı, bunlar ne kadar güzel, bunlar ne kadar müjde. Yani Ramazan yaklaşan saatinde bu müjdeyi almak. Çok başka şeyle konuşuyor olabilirdik. Ama şu anda Cenab-ı Hak bu af meselesini bizim okuduğumuz kitabın bugün affedici ol babında sohbete başlatıyorsa Cenab-ı Hak, affetmeye de niyeti var demektir. Kastetmiş demektir. Biz de layık olmasak da bunun Cenab-ı Hakk'ın lütfunu değerlendirelim işteyse. Sakın hiçbir kimseyi affetmiş olmandan dolayı pişmanlık duyma. Hiçbir kimseye düşmanlık beslediğin ve cezalandırdığın için de asla sevinme. Cezalandırsan dahi sevinme. Affedince de keşke bu herif deme. Çünkü fiil senden değil, fiil senin değil. Senden sen nefsinden o affediciliği geri almaya çalışabilirsin. İnsan nefis taşıyor maalesef. Böyle bir şey olabilir. Ama buna müsaade etmeyelim. Bunun nefsimizden olduğunun farkına varalım. Ve de Cenab-ı Hak bizim üzerimizden onu affettiyse Cenab-ı Hakk'ın affediciliğine biz de efendim aynı şekilde ayak uydurmamız lazım. Böyle iyi ki şu cezayı verdim şu insana. İyi ki onu kovdum buradan. İyi ki şu. Buna da demedi. Daha ileride gelecek Allah nasip ettiyse imkanımız varsa düşmanın da düşmanlığa sana düşman olan da karşılık vererek aşırı gitme. Gün olur, devran döner. Barışırsın, dostun olur. Dostuna da kontrolsüzce sırrını verme. İnsanız. Gün olur, aramız bozulur. Bize düşman olur. Düşman olduğu zaman, zaten düşman olabiliyor ise, düşman olabilme rahatsızlığını içinden atamadı ise, senin aleyhine de çalışabilir. Senin sırrın onun elinde olursa sırrını kullanır sonra. Efendimizin ölçüsü en güzeli. Yani bunu her şeyde kullanmamız lazım. Evsatuha, orta karar. Sevgide de nefrette de orta karar.
Fart-ı muhabbet, fart-ı muhabbet seni nefsinden alıp Rabbine götüren kişiye olur. Ondan bir şey saklayamazsın zaten. Saklamaman lazım. Çünkü o senin arındırıncın. Seni arındırıyor. Onun için sen ona her şeyini itiraf etmek durumundasın. Zaten eteğindeki bütün taşları dökmezsen tövbe-i nasuh olmaz. Tövbe-i nasuh olması için sakladığımız, bahane bulduğumuz hiçbir hatamızın olmaması lazım. Onun için evet, ne affettiğimiz için pişman olalım ne de cezalandırdığımız için sevinelim. Bağışlama, af, iyi insanı düzelttiği oranda kötü insanı bozar. Bu çok önemli. İyi insanı bağışladığın zaman bir daha hata yapmamaya gayret eder ve onu daha da güzelleştirir. Ama hak etmeyen bir insanı bağışladığın zaman nasıl olsa bizim yaptığımız yanımızda kar kalıyor. Hadi devam edelim. Kim tutar beni? Bu hale girme ihtimali var diye ona da hayır getirmiyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Kamil insan dendiğinde kamil insan dendiğinde bunların hepsi söz konusudur. Kamil bir insan bu hataları işlemez. Durduğu yeri bilir. Ve karşıya tekrar aynı şeyleri yapma imkanı da vermez, fırsat da vermez. Çünkü davranış biçimiyle onu kontrol altında tutar. Evet. Allah bizi de kemal yolunda inşallah ilerletsin. Bencil olma. Babımız. Bencil olma. Bencillik çok kötü bir haslet. Fevkalade kötü bir şey. Bencillik. Bencillik nefsaniyet demek. Egosantrik bir psikoloji demek. Her şeyin ortasında kendini görmek demek. En başta kendini görmek demek. Her şeye kendini layık görmek demek. Ben dururken başkanasına ne lüzum var demek. Eğer başındaki yöneticine, idarecine güveniyorsa, ki güvenmiyorsan orada durma, güveniyorsa sen niçin onun adaletinden şüphe ediyorsun? O kişi emin değilse, sende öyle bir mutmainliğe yok ise, orada bir yer işgal etme. Tatmin olacağın yere git. Ya sen kamil bir insana teslim olmakta zorluk çekiyor ve onun yaptıklarından şüpheye düşüyor. Zaten orada niye duruyorsun? Kendinde ya ben böyle düşünüyorum ama bu sakatlık bendedir diye düşünüp kendini adam etmeye niyetin yoksa, böyle bir istek içinden gelmiyor ise ve orayı da beğenmiyorsan fitne olma orada kardeşim. Fitne olma. O işte çalışma. Etrafından geçinemiyorsun, patronundan şikayetçisine ne işin var orada? Durma o zaman. Bir insan nefsine reva görmediği şeyi hiçbir kimseye de reva görmemesi lazım. Tanısın, tanımasın. Sevebilsin, sevemesin. Ama adil bir kişiyse o, adil bir kişiyse ne olursa olsun, kim olursa olsun, dininden olmasın, milletinden olmasın, zaten yani bunları referans sayarak insanların, diğer insanların hakkını yemek de iş değil, adamdır. Yakınlarda
Ömer Döngen Hoca'yı şehiden kaybettik malumunuz. Birkaç kere rastlamışızdır seyahatlerde, uçakta, bir yerlerde. Her zaman Ali Cenaplığını, tevazuunu taltif etmekten kaçınmayan şahit oldum. İltifatını gördüm. Tesir etti. Yani günlerdir duyduğumdan beri içimden dua ediyorum. Böyle hala kalbim şey, rakik. Onun bir sizler de rastlamış olabilirsiniz. Hayvanlar için bir konuşması vardı. Allah-u Alem gene bir ya Eyyam-ı Mübareke ya Ramazan gecelerinden bir pasaj. Diyor ki, ama onun o ateşli konuşmasını gözünüzün önüne getirin. Orada diyor, köpeğe eziyet ediyorlar diyor. Sen bakıp gidiyorsun, ikindi kaçmasın diye diyor. Bunun üzerinden bir konuşma yaptı. Senin kıldığın ikindi namazı dahi bir canlının eziyet gördüğünü gördüğün zaman ona müdahale. Yoksa Allah'a tapınmak için değildir. Ey Müslüman, aklını başına devşir diye gözlerinden yaş gelerek. Meğer hayvan konusunda çok hassasmış, çok hayvan severmiş. Evet. Yani hayvan diye, pire diye sana zararı dokunmadığı anda onun tepesine binmek hakkını sana kim veriyor ya? Hayvan alemin süsü. Hayvan sevmeyen insan sevmez. Çiçek sevmeyen, bitki sevmeyen, hayvan sevmeyen, Allah muhafaza sevgisizlik hastalığına da uçardı. İnsanlar da ondan sonuna kadar vefa beklemez. Kendini beğenen ve kendisinden razı olan bir kimsenin kusur ve zaaf noktaları aşikar olur. Kendinden razı ne demek ya? Koskoca peygamber Yusuf aleyhisselam, ben kendimi, nefsimi ibra edemem diyor. Kim demiş? Hangi Resul, hangi Nebi, hangi Veli demiş ben garantideyim diye. Ha, Allah vaat eder. Vaat etti mi de dönmez geri. Vaadinden dönmez. Ama yakacağım der, bundan döner. Vaadinden dönmez, vaidinden döner. Vaid, cezalandıracağım diye korkutmak. Vaat etmek de seni cennetime koyacağım dedi mi? Tamam, sen oradasın. Ama seni cennetlik yaptı diye küstahlık yapmak hakkını sana kim verir ya? Yakışır mı cennetlik bir insana küstahlık? Yakışır mı cennetlik bir insana küçücük bir otun dahi vebaline girmek? Cennetlik insan dediğin eşyanın bütün hakikatinin farkındalığını taşıyan insan demek. Eşyanın hakikati de Cenab-ı Hakk'ın esmalarının manaları olması itibariyle. Neye kem bakabilirsin, neyi incitebilirsin, neyi örseleyebilirsin? Mümkün değil. Şuurumuzu ziyade kılsın, parlatsın. Bunlar, bu iş şuursuz olmaz. Kişi hakkını geciktirmekten dolayı ayıplanmaz. Kendisine ait olmayan, olmayanı alan ayıplanır. Kişi hakkını geciktirmekten dolayı ayıplanmaz. Kendisine ait olmayanı alan ayıplanır. Yani hakkım var ama tehir edebiliyorum. Alırım, sonra alırım falan filan. Ya bu ayıp bir şey değil. Ama hakkın değil, ona sahip çıkmaya çalışıyorsun.
Arkadaşlar bu konuştuğumuz şeyler hep ahlak-ı Muhammedi, ahlak-ı Muhammedi diye konuşuyoruz ya, bahsediyoruz ya. Cenab-ı Ali Kerramallahu Ece, dantel işler gibi ahlak-ı Muhammedi'yi işliyor. Bu ahlaktan başka bir kurtuluş çaresi yok. Bu ahlaktan başka kurtuluş çaresi yok. Onun için meseleye dört elle sarılmakta fayda var. Bunu hafife almamakta fayda var. Dinleyenler hayatlarını aktarsınlar. Dinleyenler dinlemeyene de anlatsınlar. Birçok arkadaşımızın haberi yok çünkü biz bu sohbeti yaparken efendim bu sohbete iltifat edecek arkadaşlarımız beni telefondan arıyor. Ara sıra telefon çalıyor. Ne diyelim? Allah duyursun. Yani Hazreti Ali'nin sözlerini duyursun. Ben burada konuşuyorum diye beni duyursun de değil. Benim üzerimden Cenab-ı Ali Kerimallahu Veşe Efendimiz'in nasihatlerinden hayatımıza bir şeyler katalım. Derdimiz o. Ben 50 küsur senedir halkın gözünün önündeyim. Yani insanların gözünün önünde olayım, insanlar beni dinlesin, insanlar beni seyretsin falan diye bir derdim yok. Ben o konuda çok doymuş bir insanım. Allah beni gani etti. Öyle bir derdim yok ama madem ki bir aramızda irtibat var. Bendenize muhabbet duyan bazı kardeşlerimiz var. Boş durmayalım, bir de bir hayra vesile olalım diye yapıyoruz bunları. Yoksa ben online yayınlan vaaz ediyorum falan. Yok böyle bir şey ya. Söylediklerimi evvela ben dinlemeye çalışıyorum. Hepinizden daha eksik olan benim. Onun için Allah duyursun yani bu sözlerden nasip olan kardeşlerimize nasip etsin. Tek istediğimiz bu. Bir insanın kemale ermesini geciktiren en büyük hastalık kendini beğenmek. Kendini her şeye layık görmek. Ama zahirden baktığın zaman da feragat ehlidir ha. Biz geçtik o işleri. Değil ha. İç pazar öyle değil. Gerçekten kadere inanmayan insan, kaderde Cenab-ı Hak onu sana yazmadıysa senin eline geçmeyecek. Ne yapsan geçmeyecek. Ne yapsan geçmeyecek. Ha, sen vermezsen ben alırım. Benden alamazsın. Gidersin, başka yerden alırsın. İşinin ehli olmayan birini bulursun. Kandırırsın, alırsın. İşinin ehli olan kişi sana vermez onu. Hiçbir yerde vermez. Çünkü sen talep edersin. Talep edene verilmez. Talep edene verilmez. Kaderine razı olup ama her şey için hazır olmak gibi bir şeye doğru hazırlanmak değil. Ben adam gibi adam olayım. Allah beni nerede kullanırsa kullanır. Şu, belki kaba saba söyledim ama emin olun hayatın anahtarını söyledim size. Cenab-ı Hakk'ın bana vermiş olduğu ne kadar şey varsa, imkan varsa, istidat varsa, kabiliyet, yetenek var ise, ne kadar imkanım varsa, okumak için, kendimi geliştirmek için, sormak, etmek için, efendim, sanatın varsa geliştirmek için. Sesin var mesela. Çalış. Meşket. Sesini koru. Meşket. Ama ille bir yerlerde okuyacağım diye değil. Kendi kendine bile okusan mutlu ol. Arkadaş arasında okusan bile mutlu ol. Zaten bunun aslı odur. Cenab-ı Hak bir kişiye bir kabiliyet verdiği zaman o dostlar arasında o kabiliyetinden dostlara hizmet etsin diye verir.
onu meslek yapsın diye vermez. Ceddimize bakın. Bütün özel kabiliyet sahibi olan kişiler ayrıca bir meslekleri var. Sanatları veya zanaatları var. Daha ziyade zanaatları var. Maaşetini kazanıyor veya memur. Okumuş, öğretmen. Ama eskiden tabii böyle televizyon fitnesi yok, internet fitnesi yok, efendim şunlar bunlar yok. İnsanlar birbirlerinden mutlu oluyor. İnsanlar birbirleriyle vakit geçiriyor. Bak sıra gecesi diyorsun, o yörenin bir araya gelip müzik yapmak, şiir söylemek, lokma etmek, hasbihal etmek vesilesi. Orta Anadolu'da gezek diyorlar aynı şeye. Biraz daha güneye gittiğin zaman oturak havası diyorlar. Oturak yani oturalım, oturalım havası yani oturan insanların keyif etmesi. Ama hiçbir malayaniyle keyif edeni göremezsin bizim geleneklerimiz içerisinde. Malayani bize maalesef batıdan gelmiştir. Yani dostlar arasında musiki meşkinin, ruhu zenginleştirmenin, ruhu beslemenin gazinoya dönmesi, sazendenin çalgıcılığa, hanendenin şarkıcılığa dönmesi gayrimüslim kanalından gelmiştir daha ziyade. Ha bu taraftakilerin de nefsine hoş gelmiştir, meslek edinmiştir. Bak, bahsedi gel. Şekillerde görüldüğü gibi. Aslı bir mesleğin olur. Ekmeğini kazanacak. Padişahlar işte geçen gün konuşmadık mı? Sultan Abdülhamit Han mobilyacı. Fevkalade mobilya yapıyor. Ve onları sattırıyor. Ondan çoluğunun çocuğunun kendinin ihtiyacını gideriyor. Devlete Allah rızası için fi sebilillah hizmet ediyor. Ben istediğim gibi kullanırım falan yok öyle bir dava. Devletin ona tabii ki bir ödeneği var. Onu da beytülmale bırakıyor. Hazreti Ömer mi? Hazreti Ebu Bekir mi? Hazreti Osman mı para aldı beytülmalden halifelik yapıyorum diye? Ne? Bunlar sonradan icat edilmiş şeyler. Hatta ganimet oldu. Veyahut bir fütuhattan oradan bir sürü ganimetler geldi. Şu oldu bu oldu falan filan. Bunlar senin cebine girecek bir şey değil. Senin şahsından alakalı bir şey değil. İhtiyaç sahiplerine verilir. Gerisi devletin kasasına girer. Herhangi bir ihtiyaç zuhur ettiği zaman efendim padişah tavasına yani kamuya onunla hizmet eder. Yoksa onun kendi şahsi kazancı değil. Padişahlar saraylarda oturuyor. Şuydu buydu falan. Bunların hepsi algı operasyonu. Yok öyle şey. Yok öyle şey. Hepsi diken üstünde oturuyor. Devlet diye bir mesuliyet var. İnsanların hakkı diye bir mesuliyet var. Bu mesuliyeti taşıyan insan onlar. Şu şöyle yapıyormuş, bu böyle yapıyormuş. Allah Allah. Biz müesseseden bahsediyoruz ve Osmanlı hanedanının müesseseye bakış biçiminden bahsediyoruz. Etikten bahsediyoruz. Hatası kabahati olan her zaman hangimiz yok? Netice itibariyle hayatın aslı bu. Ha çok zenginsin, devletin vereceği paraya ihtiyacın yok da kabadayılık ediyorsun. O başka bir şey. Ama aslı ihtiyaç sahibi olsan dahi ihtiyacını kendi emeğinle bir şeyden kazanmak ama devlet denilen müesseseye, âli müesseseye, efendim, mübarek müesseseye fisebilillah hizmet edin. Değil ki istismar, değil ki efendim gayri ahlaki bir takım şeyler.
rüşvetti veya kendi hesabına geçirmekti, şuydu buydu falan. Allah muhafaza ya Rabbelerde. İki eli yanına gelecek insan böyle bir şeyi nasıl yapar? İnşallah böyle şeyler bahis konusu dahi olmaz. Evet. Şimdi bir günahla alakalı Cenab-ı Ali Efendimiz'in uyarıları var. Kimi dünya oyalar, günahları meşgul ederse, yani her kimse o kişi dünya oyalar ve günahları meşgul ederse, yani bir kişi dünyayla oyalanır ve bu günaha dalar ve o günahla vakit geçiriyor ise, onun sonu üzüntü ve pişmanlık olur. Sünnetullah bu. Cenab-ı Hakk'ın varlığa vermiş olduğu, adına sünnetullah dediğimiz bir işleme şekli. Oradan biri çıkacak da kafana sopayla vuracak falan filan değil. Devinip onu icap ettiriyor. Ne ekersen onu biçersin demişler ya, ne kadar güzel, net bir ifade. Dünyayla meşgulsen ve günahlarla avunuyor isen, bu gaflet içerisindeysen, sonunun hayır olması mümkün değil. Yasaklardan kaçınmak için verilen öğütleri unutma. Yani şu benim sana verdiğim öğütü unutma diyor. 15 asır geriden şu anda Şah-ı Velayet Efendimiz bize diyor ki, bak bunları okuyorsunuz, dillendiriyorsunuz, duyanlar da var. Bunlar benim size öğütlerim ve unutmayın diyor. Kim ben Hazreti Ali ile konuştum derse yalan söylemez. Daha nasıl konuşulacak? Allah dostları sözleriyle konuşur bizle. Ha birebir konuşan da var. Onu da kabul ediyoruz. Var. Hakka ve sıdka. Birebir ağzından da işiten. El an. Cenab-ı Ali'nin de, Resul-i Zişan Efendimiz'in de, Cenab-ı Pir Efendimiz'in de, Pir-i Nizam Hazaratı'nın da, Evliyaullah Hazaratı'nın da. Birebir görüşünde var. Bu da bir bulunduğu frekansla alakalı bir mesele. Evvela nasibinde olacak. Allah onun için yaratmış olacak. İkincisi, o yaratılışın hakkını vererek beşeriyetten ne kadar soyutlarsan kendini, o frekansa o kadar dahil olursun. Dahil olduğun zaman da o frekanstaki bilgileri, o bilgileri taşıyan ilmi suretlerle görürsün. Kesin. Kesin böyle. İlmi suretler görünür. Ama sen o frekansa girebilirsen. Yani akordunu o şekilde ayarlanma nasibin varsa bir, ikincisi de onun için yaratıldıysa. Yoksa öyle olamıyorum da ben nasipsizim değil. Onun için yaratılıp da nefsime uyup o dereceyi elde edemiyorsam, o frekansı yakalayamıyorsam ben de kabahat. Ben onun hesabını soracaklar bana ve veremeyeceğim. Bu kadar basit. Ama onun için yaratılmadıysan, hayır, başka şey için yaratılmışsındır, başka frekans için yaratılmışsındır. Ama mutlaka ne için yaratıldığını hissetmek lazım. Nedir o? İstidadın, içinden gelen, içinden gelen ve kitap ve sünnete uygun olan şey, senin yaratılmış olduğun mevzu olma ihtimalini taşır yüksek seviyede. Buraya yoğunlanmak, yoğunlaşmak lazım. Buraya yoğunlaşmak lazım. Kulluğunu o tarafta Cenab-ı Hak gizliyor demek olabilir.
Hiçbir şey şu dur biz de yemeyiz. Evet. Kesin inandığın şeyde şüphe etme. Yani inandıktan sonra şüpheye düşme diyor. Çünkü inandıktan sonra bir şeye tekrar şüpheye düşmen şeytanın elinde oyuncak olduğunu gösterir. Şeytanın ivasına kanıyorsun anlamı taşır. Bunu yap. İnandın. Yani söz verdin, sözünün eri o. İnanmadığın bir yere söz verme. İnanmadığın bir yere söz verme, söz vermeye benzemez diyor efendim. Söz verdiysen sözünün eri o. Ayet-i Kerim var bu konuda. Çok ciddi uyarılar var. Hatta bizim halk arasında nedir? Söz namustur derler ya. Daha ne desinler abi? Evet. Zan gerçek bilgi değildir diyor Cenab-ı Hak Kerim. Bir şeyi zannetmekle değil. Harbiden inanmakla. İnandıysan da bir daha şeytanın ivasına düşme, uyma efendim. Bu hayırlı bir şey değil diyor. Günahı terk etmek tövbeyi istemekten kolaydır. Ne kadar ince sözler ya Rabbi. Günahı terk etmek tövbeyi istemekten kolaydır. Çünkü ders söylemedik değil mi? Yok doğru söyledik. Günahı terk etmek tövbeyi istemekten kolaydır. Çünkü tövbeyi istemek zor. Çünkü bir şeyi bırakmak zor. Bir şeyi bırakmaya niyet etmek zor. Niyet ettikten sonra Allah kolaylaştırır onu. Hayır yolda bir niyet edersen Allah onu kolaylaştırır. Ama o niyeti etmek zor diyor Cenab-ı Hak. Günahla galibiyet olmaz. Bir insanı aldatarak galip geldim, ben bunu alt ettim denemez. Aldatarak. Hakkından yaparsın, edersin. Bahsi diğer. Eğer öyle düşünüyorsan ben bunu rümene getirdim, işi hallettik. Aslında malumsun. Çünkü kabirde, son nefeste, ardından kabirde, mahşerde malumsun. Hiç kimse sevinmesin birini aldattım diye. Aldanmayan biri var. Sen istediği kadar aldatmaya çalış. Bak. Ve mekeru ve meker Allah. Allahu hayrul makirin. Allah öyle bir aldatır ki seni. Aman ya Rabbel alemin. Sana sığınırız. Kişinin günahını gizleyen Allahu Teala ahirette de onu açığa çıkarmaz. Ya Settar, ya Settar. Aman müjdeye bakar mısınız? Onun için efendim der. Yani duyulmadıysa bir ayıbın, Allah'ın bildiğini kuldan saklamam deme. Allah onu duyurmadıysa sen de sakla. Çünkü Allahu Alem onu affetmeye niyetli olabilir. Affetmeye niyeti vardır. Onun için sen açıklamaya kalkma. Dünyada sertlettiyse ahirette de sertletecek diyor. Ortaya çıkarmaz diyor. Ya Rabbel Alemin. Ya Erhamur Rahimin. Ya Settar. Zira onu ahirette açıklamak onun keremine yakışmaz. Dünyada günahının cezasını çekene ahirette ikinci defa ceza çektirmez. Günahların işlenmemesi Allah'ın korumasındandır. Allah korumasa günah işlemeyecek insan yok.
Onun için ben nefsime hakim olurum o konuda eminim. Böyle diyen birini gördüğünüz zaman aman ha uzak durmakta fayda var. Cenab-ı Hak setretmese, Cenab-ı Hak kolaylaştırmasa zaten la faile illa hu'ya iman etmiş insana fazla yani afat-ı lisana da gerek yok. Günahların en kötüsü sahibinin küçümsediğidir. Bir şey icap etmez ya. O olmaz. Olacak şey değil. Bak, sarhoş eden maddenin katesi de haram. Şu kadardan fazlası haram diye bir kayıt var mı? Katesi haram. Üzgün olana yardım etmek ve kederi olanı avutmak büyük günahların affedilmesine sebep olur. Hakikaten Cenab-ı Hak ben baha Allah'ı değilim, bahane Allah'ım diyor ya. Haklı. Biraz da tebessüm edelim. Hakikaten bahane Allah'ı. Bakar mısınız? Üzgün olana yardım etmek ve kederli olmak büyük günahların affedilmesine sebep olur. Yani büyük günahlarını affetmeye bunu bahane ittihaz ediyorum. Bahane Allah'ım çünkü. Sen yeter ki güzel ve doğru olanı meylet. Sen kulluğunu yap ben Allah'lığımı yaparım rahat ol diyor. Yani. Günah işlememek elbette tövbe etmekten daha iyidir. Tabii ki siz günah işleyip tövbe etmeseniz sizi ortadan kaldırın. Günah işleyip bunun farkına varıp tövbe edene yaratırım diyor Cenab-ı Hak. Tevap sıfatı da ortaya çıkacak. Ancak Zafer Efendi'nin buyurduğu gibi aleme cellat gerek sana ne gerek. Yani Allah günah işleyip tövbe edecek bir kul yaratır yani. Senin günah işlememe mantaliten varsa ve imkanın varsa işleme kardeşim. Tövbe edecek birileri çıkar. Ama sen her halükarda tövbeye muhtaçız. Onu bir kenara koyalım ama işlememe iraden varsa işleme. Nimetler altıdır. İslam, Kur'an, Allah Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, sağlık, günahların açığa çıkmaması, insanlara muhtaç olmamak. Bir daha sayayım mı? Sayayım. Cenab-ı Ali Kerramallahu Veç Efendimiz buyuruyor ki, nimetler altıdır. İlki İslam, Cenab-ı Hakk'ın en büyük nimeti. İkincisi Kur'an, İslam denilen yaşantının anayasası. Sonra Allah Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, ve bütün bunları değerlendirebilmek için sağlık. Çünkü en güzel lafı söyleseler, sağlığın yerinde değilse, onun için sağlık varken, yani sağlık bedendeyken, her şeyi lezzetini alarak yapmak lazım. Neyi? Her şeyden kasıt, ibadatı, taatı ve güzel ahlakın icabı olan bütün efali. Sağlık bedendeyken ihmal etmemek lazım. Ve günahların açığa çıkmaması büyük nimet. Cenab-ı Hakk'ın setri büyük nimet. Ve muhtaçiyet söz konusu değilse, kendi kendine yetebiliyor isen, bu da Allah'ın büyük nimetlerinden biridir diyor Cenab-ı Hak.
Bunları gururla düşünmemek lazım. Ben kimseye muhtaç değilim. Vallahi işledim, kabul ettim. İster açığa çıkar, ister çıkmaz. Böyle düşünen büyük tokat yer. Bin pişman olur, sürüm sürüm sürüm. Allah öyle bir rezil rüsva eder ki, eğer aklı varsa ah ben ne ettim der, tövbe eder. Ahmaksa neden dolayı bu bölüm başıma geldi onu bile düşünemez. Evet efendim. Cenab-ı Ali kısa kısa Ahlak-ı Muhammediye'nin şu abatını, bir Müslüman'da olması gereken hasletleri konularına göre söylemiş Ümmet-i Muhammed'e. Ve İsmail Karakaya hocam da, Allah derecatına âli buyursun, bunları tasnif etmiş ve bizlere istifade edelim diye sunmuş. Hasene-i Cariye okunduğu müddetçe efendim onun da kabrine, hatta raflarda durduğu müddetçe, okunmaya efendim müsahhar olduğu müddetçe onun ruhuna hediyeler gidecek inşallah. Buyuruyor ki Şah-ı Velayet Efendimiz, harabın verdiği lezzet geçicidir. Bir anlıktır. Fakat arkasında suç, günah, pişmanlık, zillet ve utanç gibi duygular bırakır. Ya bir anlık zevk için bir çuval mahcubiyet. Allah'a mahcup olduğun, o günahtan dolayı insanlara rezil olduğun, oldu. Bir anlık zevk için değil mi? Değmesi mümkün değil. Yani haramdan bir kere, Allah'ın kabul etmediği bir şeyden, yasak ettiği bir şeyden fayda ummak zaten cehaletin en büyüğü, gafletin en büyüğü. Ve Allah'a sığınırız. Nefsime de güvenmem, nefsimize de güvenmeyelim. Bizi alaşağı edebilir. Cenab-ı Hak öyle diyor. Ondan cebelleşmeye çalışmayın, bana sığının diyor. İblisin oyunları çok çünkü. Helal rızık peşinde ol. Helal rızık peşinde ol. Orta ve mutedil olan yolu terk edip israfa kaçma. Çünkü dinde israf haramdır. Yani Allah'ın nizamında İsrafa gerek yok. Haram etmiş. Yapmayın diyor. Fazlası mı var? Muhtaç olana ver. İhtiyaç sahibine ver. Fazlayı da biriktirme diyor. Fazlayı biriktirme. İhtiyaç sahibine anında ver. Efendimiz öyle yapmış. Onun yolunda girenler öyle yapmış. Biz de bunu duyduğumuza göre böyle yapmamız artık iyice farz oldu. Kıyamet günü üzüntülerin en büyüğü Allah'a itaatin dışında bir mal kazanan, kıyamet günü üzüntülerin en büyüğü Allah'a itaatin dışında bir mal kazanan, o malı münezzeh olan Allah'a itaat yolunda harcayan bir adama bırakan. İtaatkar kişinin o sayede cennete girdiği, kendisinin ise cehenneme girdiği bir adamın üzüntüsüdür. Vay 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 vay. Haramdan bir mal kazandın. Onu Allah'tan korkan, Allah'a itaat eden bir kişiye verdin, miras olarak bıraktın. İtaatkar kişinin kendine kalan
malı kullanma biçiminden dolayı cennete girdiği, senin de haram yoldan kazandığın ama farkında olmadan ona miras bıraktığın kişi bilmiyor mu haram olduğunu, onu kullanarak cennetlik oluyor. Sen haramdan kazandığın için cehennemlik oluyorsun. Ve buna ne diyor Cenab-ı Ali? Kıyamet günü üzüntüsünün en büyüğü olur. Ya. Şimdi de ölüm ve ahiretten misal veriyor Cenab-ı Ali Kerimallah. Dünya kendisi için değil, başkası için yaratıldı. Yani ahiret için. Bu sıralar buna çok rastlıyorum. Gene ilminden istifade ettiğim bir zat, dünya, insan dünyadaki işler için yaratılmadı, ahiretteki işler için yaratıldı diye bir söz söylemiş. Hoştu. Şimdi tabii ki bütün bugün ilim sahipleri ilimlerini nereden aldılar? Ceddimizden aldılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan başlayan ve sahabeden tabiine, tabiinden tebe-i tabiine, ondan sonra da müfessirine, muhaddisine, ulemaya, efendim büyüklerimize ve netice itibariyle kitaplar yoluyla veya sohbet yoluyla da bizim kulağımıza geliyor. Kimseye vahiy gelmiyor yani artık. Kimse ben söyledim diye ortaya çıkmasın. Söyleyenler söyledi. Resulullah Efendimiz söyledi. Onun sözü üzerine söz olmaz. Allah'ın Kur'an'ı Efendimiz'in hadisi. Bitti. Allah'ın ayeti Efendimiz'in hadisi. Bütün cevherler bunlardan kaynaklanır. Bütün cevherlerin madeni ayet ve hadis, kitap ve sünnettir. Onun için ama derleyen, toparlayan, ufalayan, bizim anlayacağımız hale getiren, bugünün efendim şartlarına uygun bir şekilde bize taşıyan bunların hepsi mübarek insanlar. Hepsine, baksana bana bir harf öğretenin kulun kölesi olayım diyen kişinin sözlerinden bahsediyoruz. Onun için biz kimden istifade ettiysek, Allah'ın tümünden gani gani razı olsun. Bize faydası dokunan, bize bir harf olsun öğreten, bir harflik olsun beynimizde aydınlık çakmasına vesile olan kim varsa yazısıyla, sözüyle, sohbetiyle, bakışıyla, varlığıyla hepsine namütenahiye şükürler olsun ve hepsini Cenab-ı Hak ziyadesiyle taltif eylesin. Bu kadar net. Evet, biz dünyayı imar etmek için yaratılmadık. Biz ahiret hayatını Cenab-ı Hakk'ın bize vaat ettiği gibi yaşayabilmek için dünyaya yollandık. Ahiret hayatını, cennet hayatını bize vaat eden Cenab-ı Hakk'ın bu lütfuna layık olamayız ama Cenab-ı Hakk'ın bahanelerine uygun davranmak yoluyla aynı zamanda dünyada imar oluyor. Çünkü gönlüne güzellik doğan insan dünyayla paylaşır. İnsanlarla paylaşır. Hayvanlarla paylaşır. Bitkilerle paylaşır. Cemadatla paylaşır. O zaman ne oldu? Aynı zamanda bütün varlık alemi de ondan istifade etti. Yani direkt olarak dünyayı imarla meşgul olma. Sen ahiretini imar ederken o arada dünyayı da imar edeceksin. Çünkü cennetlik insan Cenab-ı Hakk'ın halkul barul musavvir
prensipleri doğrultusunda hareket eder. Ne yaparsa en güzelini, en uygununu, en istifade edilecek şekilde yapar. Dolayısıyla dünya da imar olur. Dolayısıyla maksat hasıl olur. Ne kadar güzel. Yani ahiret için çalışıp da dünyada pislik içinde yaşa diye bir şey söz konusu değil. Fakat tabii bu mantalite içerisinde yaşadığımızda ısraf ve lüks fazlası demek. İsraf demek. Ama Cenab-ı Hakk'ın bize ilham etmiş olduğu güzellikleri yaşamak için gereçleri, araçları temin etmek helal, lazım, elzem. Yapalım ama altından olsun. Bir katı yeterken üç kat olsun. Bunlar lüzumsuz. Bir gün Cenab-ı Ömer'in Faruk radıyallahu anh Efendimiz destur niyaz ediyor. Hane-i saadete dahil oluyor. Efendimiz onun teşrifiyle doğruluyor. Efendimiz Cenab-ı Ömer bir an durduktan sonra başlıyor hüngür hüngür ağlamaya. Hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Bir şey yok, olan biten, söylenen eden bir şey yok. Efendimiz hayırdır, Hattab'ın oğlu ne oldu? Konuşamıyor. Ya Ömer, hayırdır, bir sıkıntı mı var? Hayır ya Resulallah. Nedir o zaman? Seni böyle eleme... Efendimiz, istirahat ederlerken Cenab-ı Ömer destur niyaz edince, buyur ya Ömer diye kalkınca, yattığı yatak hurma liflerinden. Vücudunda o hurma liflerinin izleri kalmış. Cenab-ı Ömer bunları görünce dayanamamış. Başlıyor, ağlıyor. Diyor ki ya Resulallah, niceleri var ki sizin gibi Cenab-ı Hakk'ın nebisi değil, Resulü değil, nefesle koşarlar ama kuş tüyü döşeklerde yatarlar. Reva mı sizin şu haliniz? Bakın vücudunuzda hurma saplarının, hurma liflerinin izleri kalmış diyor. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Kıyamamış sultanına. Efendimiz buyuruyor ki, ya Ömer, la tahsen, üzünlenme, gel. İster misin dünya onların, cennet bizim olsun, ahiret bizim olsun? Mantalite bu. Bir kere Cenab-ı Hak ne ilham ettiyse o ilham o kişide emanettir. O kişide emanettir. Emaneti ehline vermesi için de o ilhamdan istifade edecek olan kişilere o ilhamın neticesinin ulaşması lazım. İlk kere iki dört. Her konuda. Sosyal konularda, teknik konularda, yani o döneminde icabı olan ne konu var ise, bu dönemin icabı olan ne konu var ise, kimin gönlüne bir yenilik, bir feraset geliyor ise, o Allah'ın ona emanet olarak verdiği hemen kullanılması gereken bir emanettir. Yani cebinde ihtiyacın haricinde para mı var? Fıkaranın hakkı o. Fıkaranın hakkını benim diye cebinde dolaştırma. Hemen ver yerine. Bak o zaman muhtaç kalıyor mu dünyada? Aç kalıyor mu dünyada? O zaman virüs çıkıyor mu bak? Öyle bir dünyada virüs çıkmaz. Öyle bir dünyanın şeyi değil, fitnesi değil virüs. Böyle bir dünyanın fitnesi. Müslümanlar zekatlarını doğru dürüst verse diyor,
Sayın Cumhurbaşkanı bütün Müslümanlara söyledi. Eğer dedi Müslüman cemaat zekatlarını doğru dürüst değerlendirse en azından Müslüman coğrafyada bir tane muhtaç insan kalmaz. Bütün insanlar bu duyarlılıkta olsa, Müslüm gayrimüslim, Afrika'da açlıktan çocuk ölür mü ya? Bugünün dünyasında mümkün mü? Ben inanmıyorum. Mümkün değil. Ama nerede insanlık? Yok efendim uzay çağıymış, yok efendim bilgi çağıymış, teknoloji çağıymış, çağıymış, dijital çağa giriyormuşuz, yapay zeka çağıymış. Zulüm çağı, zulüm. Zulüm çağı. Atomu icat ettiniz de ne oldu? Milyonlarca insanı öldürdünüz. Bu mu medeniyet? Yok. Geçelim. Geçelim adoslar, geçelim. Doğrularla uğraşalım. Evet. Ölü ve ahiret. Ve dünya kendisi için değil, başkası için yaratıldı, yani ahiret için. Bunun sohbetini yaptık. Ey insanlar, dünya iyi ve kötü insanların yemek yediği bir sofradır. Ahiret ise her şeye gücü yeten bir hükümdarın sözünün geçerli olduğu buluşma yeridir. Şeytan sizin fakir olacağınızı telkin ediyor ve kötülüğü emrediyor. Fakirlik de korkutuyor. Fakir olmamak için de kötülüğü emrediyor. Allah ise sizi affetmeyi ve sonsuz nimetleri müjdeliyor. Allah Allah. Ya Kerim, Ya Kerim. Yani akıl sahibi bu kadar işaretten ne olması gerektiğini çıkartır diye düşünebiliyor doğrusu. Eğer biz öldüğümüzde kendi halimize bırakılacak olsaydık, ölüm her canlının rahatı olur. Fakat bizler öldükten sonra tekrar dirileceğiz ve her şeyden sorguya çekileceğiz. Ya. Tabii öldükten sonra yaşamak isterseniz ölmez bir eser bırakınız diyor Cenab-ı Hak. Allah nasip etsin. Yani elinde avcunda yok efendim, sanatında şunda bunda yok. O zaman evladını öyle yetiştirmeye çalış. Evladını hasene-i cariye olarak seni ölümden kurtaran, her zaman anılan, ha şu mu? Rahmetli şeyin oğlu. Ne evlat yetiştirmiş maşallah. Veyahut çocuğun eserler bıraksın. Onun hayatı göz önünden geçirirken işte babası şudur diye yazılsa dahi babası şudur lafı o özgeçmiş okunduğu müddetçe ve o gün özgeçmişin sahibi olan kişinin eserleri dünyada babasına da giden gidecek. Yani bunlar da bize verilmiş fırsatlar. Allah evlatlarımızı öyle yetişmeleri için onlara gerekli vasatı hazırlayan ebeveynlerden eylesin bizleri.
İnsanın aldığı her nefes ölümüne yaklaştıran adımlardır. Her nefeste ölüme bir nefes daha azalıyor. Yaklaşıyoruz yani. Ölüm pahasına da olsa doğruluktan ayrılma. Seni olmayan işlerle uğraşma. Olmayacak şeyler hakkında soru sorup başına iş açma. Yani. Seni ilgilendirmiyor ama merak. Merak ille şu nedir, bu nedir? İyi ahlaka ait bir şey olmadığını net olarak öğrenebiliyoruz. İnsan ecelini ve varacağı yeri görseydi, iş yapmaktan ve gururdan nefret ederdi. Ecelini ve gideceği yeri görseydi. Onun için saklıyor Cenab-ı Hak. Bunları da merak etmemek lazım. Ecelini bilen bir kişi şu tarafta gideceğim. Bir gün daha kaldı, bir gün daha yaklaştı. Geldi haftaya, yarın gidiyoruz. Böyle yaşanır mı? İnsan dayanamaz buna. İnsan dayanamaz. Onun için böyle şeyleri merak etmemeli. Ey insanlar, düşünün ve hakka hesap vereceğinizi bilin. Nice ulaşamadığını ümit eden, oturamayacağı evi yapan, yakında terk edeceklerini toplayıp biriktiren, belki de haksız kazanmış, günahlara dalmış kişilerin sonu nasıl olacak? Bilmiyoruz ama biraz sonra gideceksin, hala topluyorsun. Hadi helalinden de olsa neyse. Bir de irtikap ederek. Bu derece bir çare olabiliyoruz. Aman ya Rabbi. Cennetteki köşklerden bahsederler ya, şunlar bunlar falan. Onların imarı senin elinde, biliyor musun? Ahiretteki evinin nasıl olacağına sen karar verebilirsin. Nasıl yaşarsan, nasıl düşünürsen, Allah'ın kitabına ve Resulüne ne kadar ittiba edersen, ihtimat ve uygunluk gösterirsen, ve bu uğurda ne kadar gayret edersen evin o kadar ferah olur. Muhitin o kadar güzel olur. İhvanın o kadar sevdiklerin olur. Ama Kur'an'a ters, sünnete ters, ahlaka ters işler yap, 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 yap. Ondan sonra Allah'ın cennette huriler verir, köşkler verir. Yok öyle bir dünya. Ama neyin ne olacağını söylüyor Allah. Emrivaki yapmıyor ki bize. Emrivaki yapmıyor ki neyin ne olacağını söylüyor. Böyle yaparsanız böyle olur diyor. Ama biz illa böyle yapıyoruz. O zaman da söz hakkımız olmaz. Hayır. Kimse kusura bakmasın. Allah'a kavuşmadıkça mümine rahat yoktur. Bundan dolayıdır ki ölüm insanlar için bir hediyedir. Allah İslam'dan nasibi olanla olmayanı bir tutmaz. Allah'a kavuşmadıkça mümine rahat yoktur da ille fiziki olarak ölümü tatmayı anlamayabiliriz de. Ölmeden önce ölmeyi de algılayabiliriz, anlayabiliriz. Ölmeden önce ölen kişi, yani nefsinin bütün ihvalarından salim olan kişi, sırat-ı müstakim üzere sabit kadem olan kişi, fiilinde Allah'ın fiilinin haricinde nefsinin karıştırdığı hiçbir karışıklık olmayan kişi,
Ölmeden önce ölmüştür. Ve Allah'a kavuşmuştur. Bu kadar basit. Bu kadar basit söylemesi de gerçekleştirebilmek için, yaşayabilmek için ömür kafi değil. Hatta bir ömür kafi değil. Hatta bin ömür kafi değil. Meğer ki Cenab-ı Hak nasip eder. Ama hiç kimse nasibimde yok veya nasibimde varsa olur diye değil. Efendimiz buyuruyor ki kimin ne nasibi varsa o ona kolaylaştırır. Kolaylaştırılır. Ve o yolda cehd eder. Azimet eder. Koşuşur. Evet. İlim, cehalet, eğitim konusunda neler diyor bakalım Şah-ı Velayet Efendimiz. İlim, cehalet, eğitim. Dünya dört şey üzerinde duruyor. Bir, alimin ilmi. Alimlerin ilmi olmasa yandık. Hükümdarın adaleti. Mutlaka adil bir hükümdarın olması, yani başkanın olması lazım. İyilerin ibadeti. Onların bu duaları yüzsü hürmetine ederler ya. Cömert kişilerin sahabeti. Ya. Dünya bu dört şey üzerinde duruyormuş. Alimlerin ilmi, hükümdarların adaleti, iyilerin ibadeti, cömertlerin sahabeti. Her kap içine bir şey koyunca daralır. Bilgi kabı ise doldurulduktça genişler. Hangi kaba ne koysan netice itibariyle yeri azalır onun kapının içindeki ama bilgiyi doldurdukça genişliyor bilgi kabı. Hiçbir makam olmayınız. İnsanları hataları ve kusurlarıyla kabul ederek onları eğitiniz. Yani ulaşılması güç bir makam olmayınız. İnsanlar size ulaşabilsin. İnsanlar sizden konuşabilsin. İnsanlar size dertlerini söyleyebilsin. Siz de madem ki bir hüküm noktasındasınız, hükümet ediyorsunuz, İlle bu siyasi hükümeti düşünmeyelim. Hükümet etmek bir meseleyi, hükümleri kamuya uygulamak, yaymak, kamunun istifade edebilmesini sağlamak. Bu kişilerin halktan çok kopuk olmamasını söylüyor. İnsanlar ulaşabilmeli, sorabilmeli, öğrenebilmeli. Ki onlarla iletişim içerisinde olduğum müddetçe onlara faydan dokunabilir. Bir marif çıkabilir ortaya. Yani irfan tahsili ortaya çıkabilir. Bilgi tahsili ortaya çıkabilir. Evet. Size en büyük alimin kim olduğunu haber vereyim mi? Allah'ın kullarına onun yasaklarını cazip göstermeyen, Allah'ın verdiği mühlete aldanıp da onlara ilahi azaptan kurtulduklarını telkin etmeyen ve onun rahmetinden ümit kesilmesine sebep olmayan kimsedir. En büyük alim. Tersten söylemiş Cenab-ı Ali. Evet. Şeytana alet olmayan alim en büyük alimdir diyor netice itibariyle. Şeytana alet olursak Allah muhafaza buyursun. Evet sevgili kardeşlerim, bugünlük de bu kadar olsun inşallah. Çünkü bu bab biraz vakit alacak ve uzunca Allah'a müsaade olsun çok istifade edeceğiz inşallah. Daha sonra
çok güzel konular var. Düşünmek ve gerçeği aramak, toplum hayatı, akraba, yaşlılar. Yani hayatı hayat yapacak tam İslami bir düşünce ve üretim içerisinde hayatı yaşamamızı sağlayacak birbirinden değerli öğütler. Bu Ramazan'da bu bize hediye oldu. Allah sebep olandan da daha Cenab-ı Ali'den bu tarafa kadar bizim sözümüze, elimize, kulağımıza bu öğütlerin gelmesine vesile olan kim var ise, Muzaffer Efendi Hazretleri bir kitap okumaya başlamadan önce şöyle bir dua tavsiye ederdi. Çocuklar, bir kitaba başlarken Allah'a müsena edin, peygamberine salavat edin, efendim büyüklerimizi duayla yad edin, onların himmetlerini, onların füzatını talep edin. Sonra elinizdeki kitabın bu hale gelmesinde hizmeti geçen, kağıdını yapandan, taşıyıp oraya getiren hammalından, matbaaya getiren hammalından, matbaada dizen işçisinden, basan işçisinden, kapağını yapandan, dizaynını yapandan, çoğaltandan, rafa koyandan, raftan aldığın insana kadar, tabii ki müellifi başta olmak üzere, hepsi için Fatiha edin derdi. Çünkü onların hepsinin emeği var şu anda senin istifade edeceğin şeyde. Onların yaşayanlarına sağlık, sıhhat, göçmüşlerine rahmet dileyerek Fatiha edersen, bak göreceksin kitabın sendeki tesiri daha fazla, daha başka olacak derdi. Onun için bu Hazreti Ali'den öğütler kitabını derleyen merhum İsmail Karakaya hocam efendim başta olmak üzere bu kitabın bu hale gelmesinde ve bize ulaşmasında emeği geçen herkese ver, hayat olanlara sağlık, saadet, selamet. Göçmüşler varsa ki var, onların da makamları cennet, derecatları âli olsun diyelim. Kendimiz için de yine ya Rabbel Alemin tövbemizi artır. Ya Rabbi tövbeyi nasuh nasip eyle. Vaat ettiğin tövbe kadem olanların ayıplarını setteteceğini vaat ediyorsun ya Rabbi. Ya Settar, dünyada eğer setettiysem ahirette de açmam, rahat olun diyorsun. Ya Gaffar, ya Rabbel Alemin, arkasına dönüp bakmayanı da yapmamış farz ederim diyorsun. Ya Tevvab, ya Halim, ya Gafur, sana sığınıyoruz, sana yalvarıyoruz. Bizim Rabbimiz sensin. Sen ceza versen de ki sana sığınırız. Versen de rububiyetin icabı verilsin. Yani Rablığın dolayısıyla verilsin. Sen estağfurullah zalim değilsin. Yani senin musibetinde bile ders vardır. Rububiyet vardır. Ondan ders çıkaran kullarından eyle ya Rabbel Alemin. Şahsımıza olan, kamuya olan, bugün dünyanın başında olan her şeyden ders almayı bize nasip eyle ya Rabbel Alemin. Lütfen ve keremen. Bütün kem işlerimize tövbe ettik ve hepsini ikrar ettik. Yaptık ya Rabbi. Yaptık ya Rabbi. Yaptık ya Rabbi. Sana saygısızlık ettik. Ama yine
gafur olan sensin, sen yine sen affedeceksin. Yine senin kapına geldik. Çünkü sen tövbeyi, affetmeyi seversin. Tövbe edeni affetmeyi seversin, affedersin. Biz de tövbe ediyoruz. Affet ya Rabbi. İlmimizi artır ya Rabbi. İrfanımızı artır ya Rabbi. Fakrımızı artır ya Rabbi. Şükrümüzü artır ya Rabbi. Hamdımızı artır ya Rabbi. Müşahedemizi artır ya Rabbi. Gayretimizi artır ya Rabbi. Aşkımızı artır ya Rabbi. Sen mürid olan sensin, irade sahibi olan sensin. Ya Rabbi irademizi artır. Şeytana karşı direnme gücümüzü artır ya Rabbi. Ya Rabbi yapmakta senin indinde büyük faydalar olan ama nefsimize zor gelen şeyleri yapmamıza bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Nefsimize zor geliyor ama yapılırsa ne büyük ikramlar var. Bunlar da bize kolaylık ihsan eyle ya Rabbi. İhsan eyle ya Rabbi. Nefsimize zor gelmesinden, şahsımız adına, ailelerimiz adına, eşlerimiz adına, yavrularımız adına, torunlarımız adına her şeyi yaşadığımız müddetçe vereceğin inşallah sağlıklı, sıhhatli, hizmetli, hayırlı, uzun ömürlerde her şeyi bize kolayla ya Rabbi. Kolaylaştır ya Rabbi. İbadet kastıyla yaptığımız şeyleri kabul eyle ya Rabbi. Surette kabul eyle ya Rabbi. Ve onların vasıta olmasından dolayı maksadın hasıl olmasını lütfeyle ya Rabbi. Analarımızdan, babalarımızdan ahirete intikal etmişlerinin ruhlarını şad eyle. Ruhlarını affeyle. Makamlarını cennet eyle. Derecatlarını âli eyle ya Rabbi. Akrabayı tahlukatımızdan da, ümmeti Muhammed'inden de ölmüşlerin cümlesine rahmet eyle ya Rabbi. Özellikle Turku Aliye'den ve hususiyle sülale-i terekimizden ahirete intikal edenlerin cümlesine gayb gargayı garip rahmet eyle ya Rabbi. Büyüklerimizin füyüzat-ı Rabbaniyelerini üzerlerimize sahivan eyle ya Rabbi. Lütfeyle ya Rabbi. İkram eyle ya Rabbi. Liyakatla değil, biz çünkü hiçbir layığımız yok. Ama lütfa boynumuz eğik. Eğik, sen latifsin. Ya latif. Ya latif. Ya latif. Üzerlerimize teveccüh etmiş, belki de daha da edecek olan ne kadar âlâ mektar varsa, afat-ı semaviye ve aradiye var ise ve arasındaki ne kadar olumsuzluklar var ise hepsinden sana sığınırız ya Rabbi. Bizleri bağışla. Bizleri affet. Bizleri koru. Sana sığınıyoruz. Ya Rabbi, kendinden başka bir şey görmeyen, senden başka bir şey duymayan ve senden başka bir şey söylemeyen göze, kulağa, dillere, sana ancak sana uzanan ellere, ancak sana giden ayaklara, ancak senin için çarpan kalbe, ancak senin için var olan azayı vücuda kavuştur bizi ya Rabbel Alem. Nefsimize kullandırma ya Rabbel Alem. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete amma yasifun ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hepinize sevgiler, saygılar, muhabbetler sevgili kardeşlerim. Hayırlı iftarlar diliyorum. İnşallah okuduklarımızdan gönlümüze, gönlümüzden şuurumuza, şuurumuzdan efalimize yansıyan güzelliklerle bir ömür yaşamak nasip olur. Efendimiz'in şefaati Cenab-ı Ali Kerem Allah ve Efendimiz'in himmeti üzerlerimize sahiban olsun. Cenab-ı Pir Reskir-i Münir Efendimiz'in füyüzat-ı Rabbaniyesi ve Mürşid-i Azimiz'in himmeti üzerlerimize sahiban olsun. Vatanımız, memleketimiz, devletimiz her halükarda payidar ve muzaffer olsun. Ya Rabbi sana sığındık, lütfeyle kerem eyle. Yarın Allah nasip ettiyse yine görüşmek üzere inşallah sevgili kardeşlerim. Hayırlı
iftarlar, hayırlı teravihler, hayırlı sahurlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.